Şimdi bir insan salih bir amel işler, onun oğluna da bundan hayır gider, o oğlunun bunda iştiraki olmasa da, torununa da sevap gider, torunun da haberi olmasa da, bunun Kur'an'dan delili var mı acaba? Bir bu hadis şerife inandık. Salavat-ı şerife de gidiyor. Kur'an'dan delili var mı? Var. Nerede? Kehf suresinde. Ne meselesi? Duvar meselesi. Hızır Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam Antakya'ya geldiler Hatay'a. Oranın halkı onları misafir etmediler. Onlar da çok yorgun, aç açık geldiler. Sonra giderlerken onlara çok gazap ettiler, kızdılar. E yani bir ikram kimse misafir etmedi diye. Yorgunluktan bitap düştüler ki Musa Aleyhisselam hayatta yorulmaz. O kadar güçlü bir peygamber. Ama çok uzun yolculuklar yaptılar. Ta neresi? efendim Mısır'dan, Kudüs'ten en son bir Kudüs'e yakın gelebilir. Kudüs neresi? Antakya, Hatay neresi? Yaya geliyorlar. Efendim tabii onların çok kuvveti var. Bizim gibi değil. Çok kuvveti var ama yine de bedenin, beşeriyet gereği bir yorulma payı var. Ev yemek istediler. Yemek vermediler. Ondan sonra giderken bir duvar gördüler. Duvar böyle eğilmiş, meyilli. Yani yıkıldı, yıkılacak falan. Yani o duvarın altından geçmemek lazım yakınından, hızlı gitmek lazım, göçük olur diye. Ama kalktı Hızır Aleyhisselam, çok kuvveti var, manevi de kuvveti var. Duvara bir omuz vurdu falan, duvarı dimdik düzeltti. Musa Aleyhisselam da bir sinirlendi. Dedi ki, yahu dedi, bari parayla yapsaydın da dedi, bir ekmek alacak para alırdık adamlardan. Kimin duvarı belli değil, ne yaptığın belli değil senin dedi ya zaten. iki meselede itiraz etti. Hani itiraz etmeyecektin dedi. Aa unuttum dedi. İki meselede bu sonuncusu olsun, üçüncüsü olsun. Üçüncüde bir işime itiraz edersen benle hem sen istedin. geldin beraber ilim öğrenmek için. Ledün ilmi öğreneceksin. Ledün ilmi öyle kolay öğrenilmez. Sen ülül azim kitap sahibi peygambersin ya. Biraz sabret dedi ya. Musa Hazar ikisinde de sabredemedi. Üçüncü de söz verdi. Hatta dedi ki bir daha yaparsam Kad belak teminni Tamam artık dedi. Senin özrünün yerine ulaşmıştır. Ben daha sana senden yolculuğa devam edeyim diyemeyeceğim. Çok utanacağım, mahcup olacağım dedi. Sen mazursun dedi benden ayrılmakta. Fakat üçüncü de bu duvar meselesi oldu. Yorgunluktan, açlıktan da yine biraz siniri bozuldu. Zaten ezelden sinirli bir mübarek. Ee, Musa aleyhissalatü vesselam ne yaptın dedi ya. Ondan sonra. Hızır Aleyhisselam dedi, ''Hâdâ firâku beyni ve beynik'' ''Seninle benim ayrılma zamanım geldi, bitti'' dedi senden işim. Ama dedi, ben sana söz verdim ki, hepsine bir hikmeti var, onu ben anlatacaktım. Sen sabretseydin, ta onlarca, yüzlerce iş görecektin. Hikmetli, dün ilmi, üçte bitti. Şimdi sana dedi, sabra güç yediremediğin şeylerin mayetini, perde arkasının iç yüzünü anlatacağım. Allah bana bildirdi, sana bildirmedi. Ey Musa, sana bir ilim verdi, bana vermedi. Şeriat ilmi, kitap, vahiy ilmi. Bana da bir ledün ilmi verdi, onda sana vermedi dedi. Bukhari'de geçiyor bu. Hadi şerif. Bu duvar ne oldu ve o. Bu duvar, bu duvar fekane li İki yetim çocuğun evinin duvarıydı. Yetim çocuklar da daha büyümemiş. Yani reşit olmamış, ergen değil. Fil o çocukla bu şehirde duru. Ama orada evde değiller. Çünkü o başka evdeler de. Arazi onların. Yetimlerin babasından kalmış. Vekane Tehtevkenzüllevma bu duvarın altında da onların hazinesi var, gömü var. Babaları, dedeleri bir gömü saklamış oraya helal para. Fakat kimin hakkı? İki yetimin hakkı. Ama o iki yetim de onu çıkaracak şu anda gücü yok. Ve kâne bu mahsaliha. Bunların babaları da mübarek bir adamdı. Şimdi nereden tanıyacak hiç? Adam ölmüş zaten. Babaları dediği de yedi geri göbek gerideki dedeleri. Hadis-i şerif onu izah edeyim. Yedi göbek gerideki dedeleri salih bir veliymiş. <Sessizlik> Ferade Rabbüke sen ben yaptım zannediyorsun. Hiçbir şey ben yapmadım. Ama faatü anemri. Ben bunları kendi iş, fikrime göre işimden yapmam. Ya nedir? Rabbin istedi. Ya Rabbim istedi de ben kitap sahibi vahiy sahibi peygamberim. Bana bir vahiy gelmedi sana nereden geldi? Ledün ilmi böyle bir şey. Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmayacağı olmadığı ihtilaflı. Onun için peygamber değil de demiyoruz. Peygamberdir de demiyoruz. Kuvvetli görüş peygamber olduğuna dairdir. Ama peygamber olmama rivayeti de var. Şimdi koca kitap sahibi Ülül Azm'den Musa Aleyhisselam'a gelmeyen ilim yanında bulunan diyelim ki peygamber değilse veli sınıfına giriyor. Bir veliye geldi mi gelmedi mi? Kur'an'da söylüyor mu söylemiyor mu?